Akıl hastanesine neden yattın? İlk girdiğinde sana ne yaptılar? Hastalarla iletişimin nasıldı? Hiç hastaneden kaçmayı düşündün mü? Şahit olduğun en ilginç olay neydi? Bir tanesi, kafamda o kadar çok sesler duyuyorum ki dayanamadım, ben de 5. kattan aşağı atladım demişti. Ve ayakları kırık bir halde, yamuk kaynamış bir şekilde oraya gönderilmişti. Tuvaletteyken yan taraftan ses duymaya başladım. Zınk zınk diye sesler geliyordu. Kafasını duvardan duvara vuruyordu resmen. Az kalsın kendini öldürecekti. Kendini Mehdi ilan etmiş ve kendini peygamber zanneden bir sürü insan vardı. Her yerde peygamber vardı. Akıl hastanesine neden yattın? Akli bir sorunum yoktu. Sadece daha önceden işlemiş olduğum bir suçtan dolayı akli ruhsatım var mı yok mu bunu ölçmek için mahkeme kararıyla oraya gönderildim. İlk girdiğinde sana ne yaptılar? İçeri ilk girdiğimde beni banyoya aldılar ve vücudumda sadece iç çamaşırımın kalmasını söylediler. Vücudumdaki yara izlerini tespit etmek için beni incelediler. Daha sonra sivilli giydiğim kıyafetlerimi alıp bana eşofman tarzı kıyafetler verdiler. Üzerimde ip, kemer vesaire kesici bir alet veya değerli eşyam varsa hepsini benden aldılar. Daha sonra bana hastanenin kurallarını anlattılar ve öylece koridorda beni yapayalnız bıraktılar. Orada senin gibi normal insanlar var mıydı? İlk başta benim gibi normal insanlar olduğunu düşünmüştüm ama daha sonra içlerine girip onları tanıyınca gerçekten çok sorumlu insanlar olduğunu anladım. Hastanedeki insanları kendimce birkaç kategoriye ayırdım. Adli vakadan dolayı gelenler, suç işleyip gelenler, kendini peygamber ve Mehdi sananlar ve gerçekten akli dengeleri yerinde olmayan insanlar. Hastalarla iletişimin nasıldı? Akşam 9'dan sabah 6'ya kadar yataklardan çıkamıyorduk. Yat saati akşam 9, sabah 6 idi. Ve sabah 6'dan akşam 9'a kadar tamamen boş vaktimiz vardı. Koridorda oradan oraya, oradan oraya yürüyorduk. Ve benim bütün hastalarla hemen hemen konuşma fırsatım oldu. Hepsiyle de görüşmüşlüğüm oldu. Çünkü orada can sıkıntısından kafayı yiyecek duruma geldim. Hepsine neden geldiğini hemen hemen sormuşumdur. Benimle iyi anlaşıyorlardı ama tek başlarınayken yaptığı hareketler ürkütücüydü. Onların durumunu çözemiyordum. Yani nasıl halde olduklarını tam olarak anlayamıyordum. Ama benimle konuştukları anlarda mantıklı kelimeler söyledikleri de oluyordu. Hiç hastaneden kaçmayı düşündün mü? İlk başlarda aklıma geldi ve çok da fırsatım oldu. Ama daha sonra işleri daha çok uzatmamak için, daha çok sarpa sarmamak için bunu yapmadım. Şahit olduğun en ilginç olay neydi? Birkaç tane olay oldu. Bir tanesi, Suriye'de doğmuş ve Çerkez olan bir arkadaş vardı. Bu arkadaş OKB hastasıydı ve ona ne için buraya geldiğini sordum. O da bana, kafamda o kadar çok sesler duyuyorum ki dayanamadım, ben de 5. kattan aşağı atladım demişti. Ve ayakları kırık bir halde, yamuk kaynamış bir şekilde oraya gönderilmişti. Daha sonra bir gün tuvaletteyken yan taraftan ses duymaya başladım. Zınk zınk diye sesler geliyordu. Kafasını duvardan duvara vuruyordu resmen. Hemen koştum ve hasta bakıcının yanına gittim. Ona durumu anlattım ve müdahale ettiler. Az kalsın kendini öldürecekti. Bir ilginç olay daha başıma geldi. Bir tane abi orta yaşlı, 30-40'lı yaşlardı bir abi. Sürekli etrafta başkalarına bakarcasına, duvarları izleyerek, tavana bakarak birileriyle konuşuyordu. Ama yani ortalıkta kimse yoktu. Bir gün yine aynı böyle konuşurken tam benim yanıma bakarak yanımda biri varmışçasına konuşmaya başladı ve söylediklerinin hiçbir şeyini anlamıyordum. O an gerçekten çok korkmuştum. Bunlar gözlemlediğim birkaç ilginç olaylardandı. Ama daha ileri seviyesi ise kendini Mehdi ilan etmiş ve kendini peygamber zanneden bir sürü insan vardı. Her yerde peygamber vardı. Bir tanesi kendisinin şahsi ismi Yunus'tu ve kendini Hazreti Yunus zannediyordu. Bir tanesi vardı ki
tam 18 yaşından, şu an 42 yaşında, 42 yaşına kadar hastaneden hastaneye gezmiş ve kendisini sürekli Mehdi olduğunu söyleyip beklenilen kurtarıcı olduğunu söylüyordu. Ama doktorlar sürekli ona bu görevin ona verilmediğini anlatmaya çalışıyorlardı ama yine de dinlemiyordu. Seni korkutan bir olay yaşadın mı? Aslında sürekli bir korku halindesin. Çünkü etrafında hiç kimsenin akli dengesi yerinde değil ve birçoğu suç işleyip veya yanlış şeyler yaptıkları için oradalardı. Başıma bir şey gelmesinden sürekli korkar bir haldeydim. Ama daha korkutucu olaylar da başıma gelmedi değil. Bir tanesi vardı ki kendi kendine bir anda yazı yazmaya başlardı. Bir gün onun yanında oturuyordum ve bir anda masayı alıp vurmaya başladı. Eline bir kalem aldı, kağıt çektiğini ve birden bir şeyler yazmaya başladı ve kendinden geçmişti resmen. Bu durumu biraz gözlemledim ve baktım ki sürekli aynı şeyi yapıp yazdığı şeyler aslında hiçbir şeye benzemeyen o şeyleri doktoruna gönderiyordu. Ve bu biraz ürkütücüydü. Bir gün yanıma birisi daha gelmişti. İlk başta normal konuşuyordu. Bir arkadaş gibiydik ama sonraları kendinden bahsetmeye başlayınca birisinin kafasını satırla yarıp oraya geldiğini söylemişti. Ve bana sürekli Allah'la konuştuğunu söylüyordu. Etrafımdaki herkes Allah'la konuştuğunu veya peygamber olduğunu veya Mehdi olduğunu iddia ediyorlardı. İçerideyken en çok neyi özledin? En çok tabii ki elimden alınan özgürlüğü, rahatlığı, istediğim zaman istediğim şeyi yapabilme kabiliyetimi özledim. Çünkü içeride her şeyim kısıtlıydı. Belirli bir vakitte yemek yiyebiliyor, belirli bir vakitte uyuyabiliyor ve belirli bir vakitte neredeyse oturabiliyordum. Onun dışında onlar ne isterse onu yapıyordum. Ama oysa şu an dışarıdayım ve istediğim her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahibim. Özgürlüğü elinden alınmış bir insan olarak ne söylemek istersin? Akıl hastanesindeyken bir dakika neredeyse bütün gün gibi geliyordu. Kafamı koyuyordum ve 2-3 saat geçtiğini zannederken bakıyordum ki 10 dakika geçmiş. Kısacası içerideyken 1 dakika veya 1 saat seneler gibi geliyor ve hiçbir şey yapamıyorsun. İstediğin her şeyden mahrum kalıyorsun. Ailenden, sevdiklerinden, her şeyden. O yüzden şu anda özgürlüğünüz elindeyken sahip olduğunuz şeylerin kıymetini bilin.